TRT Spor Yıldız ekranlarına hoş geldiniz. Ben Reyhan Yücel Eğilmez, Olimpik Ruh'la beraberiz. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na geri sayım sürüyor. Bu heyecan her olimpiyatta olduğu gibi yine TRT ekranlarında yaşanacak. Olimpiyat oyunlarına yaklaştıkça olimpiyat oyunlarına dair son haberler, sporcularımızın özel röportajları, dosya haberler ve TRT arşivinin unutulmaz olimpiyat görüntüleriyle Olimpik Ruh başlıyor. Paris Olimpiyat Oyunları'na bir aydan kısa bir süre kaldı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyat oyunları 26 Temmuz Cuma günü Türkiye saatiyle 22'de yapılacak. Açılış töreniyle resmen başlayacak. Oyunların açılış töreni Sen Nehri'nde yapılacak. Peki Paris oyunları hazır mı? Son hazırlıklar ne durumda? Yakından bir bakalım. Paris 2024 öncesi hazırlıklar son hızla sürüyor. Dev organizasyona bir aydan kısa bir süre kala Şanzelize'deki Megastore'un açılışı yapıldı. Kurdeleyi Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Düzenleme Komitesi Başkanı Tony Estonge kesti. 300 farklı ürünle ziyaretçilerini karşılayan Megastore'da tişörtler, şapkalar ve peluş oyuncak maskotlar gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. Her gün sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açık olacak mağaza 15 Eylül tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sporcuları konuk edecek Olimpiyat Köyü'nün en önemli parçası yemekhane ise ilk defa operasyonel olarak test edildi. Dev alan oyunlar sırasında 15 bin sporcuya günde 3 öğün yemek sağlayacak. Her ayrıntının dikkatlice düşünüldüğü yapıda günde 40 bin öğün dağıtılacak. Oyunlar boyunca 1 milyona yakın yemek sunulacak. 1000 personelin çalışacağı bu yapıda hazırlanan yemeklerin %80'i Fransız menşeli olacak. Menüde klasik ızgaralar, balık, makarna, pizza, meyve ve sebzeler, salata barı ön plana çıkıyor. Organizatörler çevrenin korunması adına patates kızartması gibi yiyeceklerin kullanılmamasına karar verdi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına bir ay kala Fransa'da müsabakaların yapılacağı alanlarda artık son kontroller yapılıyor. Atletizm müsabakalarının yapılacağı Stade de France'te test yarışları yapıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok atlet ikonik stat'taki test müsabakalarına katıldı. Stade de France'te renovasyon çalışmaları 2021 yılında başladı. Stadın ışıklandırma sistemi olimpiyat hazırlıkları çerçevesinde tamamen değiştirildi. Olimpiyat oyunlarındaki atletizm müsabakaları 2 Ağustos'ta başlayacak. Stade de France'te atletizm yarışmalarının yanı sıra 7 rugby karşılaşması ve sonrasında paralimpik oyunlarındaki müsabakalar yapılacak. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın en konuşulan ismiydi. Simone Biles, büyük umutlarla gittiği Tokyo'da mental sorunlar nedeniyle 4 finalden çekildi. Sadece denge aletinde madalya elde etti. Bronz madalya kazandı. Birleşik Amerikalı sporcu şimdi Paris Olimpiyat Oyunları'na gidiyor. Oldukça da iddialı, takımının basın toplantısında konuşan Biles, samimi açıklamalarda bulundu. Tokyo'dan başka olimpiyatlara gideceğimi düşünmemiştim dedi. Tuğçe Uslu'nun haberi geliyor. Özel hayatı ve spor kariyerinde dikenli yollardan geçti. Başarıları ve engellerle mücadelesi kitaplara konu oldu. Son yıllarda jimnastik denince akla gelen ilk isim Simone Biles. Birleşik Amerikalı sporcu, takım arkadaşlarıyla birlikte artık Paris yolcusu. O
Olimpiyatın dev sahnesi Birleşik Amerikalı jimnastikçileri ağırlamaya hazırlanıyor. Üstelik bu dalın yaşayan efsanesinin geri dönüşüyle görkemli bir şekilde. Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat takımı üst üste 3. kez yerini garantileyerek Paris 2024'e gitmeye hak kazandı. Jimnastik tutkunlarının yüzünü güldüren bu haberle gözler, kadınlarda jimnastik tarihinin en iyisi olan Simone Biles'a çevrildi. 27 yaşındaki jimnastikçi mental sorunları nedeniyle Tokyo Olimpiyatlarında 4 finalden çekilmişti. Simone Biles o tarihten sonra ilk kez sporseverlerin karşısına geçen yıl çıkmıştı. Tokyo'dan sonra başka olimpiyata gitmeyi hiç düşünmemiştim. Bir daha spor salonuna geri döneceğimi, kendimi özgür hissedeceğimi hiç düşünmemiştim. Zihinsel ve fiziksel olarak iyileşmeye dikkat etmem gerekiyor. Birleşik Amerikalı efsane Belçika'daki son dünya şampiyonasında Yurchenko çift bükük salto hareketiyle adını rekorlar kitabına yazdırdı. Simone Biles bu rekorla mücadeleye geri dönmekte kalmayıp hayranlarına da umut verdi. Tıpkı Simone Biles gibi benzer bir hikayeye sahip olan Sunisa Lee de takımın üyesi olarak Paris'te yer alacak isimlerden. Bırakmayı ve spordan uzaklaşmayı düşündüğüm çok zaman olsa da asla pes etmediğim için çok mutluyum. Ve artık takım olarak altın madalya istiyoruz. Bu olimpiyat bizim için bir tür kefaret turu gibi. Tekrar mücadele edeceğimiz için çok heyecanlıyım. Simone Biles ve Sunisa Lee, Tokyo 2020'deki deneyimli arkadaşlarının da yer alacağı ekiple Paris'e gidecek. Aralarına yeni katılan Hezli Rivera da kariyerindeki ilk olimpiyat deneyimini bu takımla yaşayacak. Bu haberden sonra ülkemize bakalım. Türkiye, Paris Olimpiyat Oyunlarına 89 kota aldı. Paris'te 89 sporcumuz 18 branşta ülkemizi temsil edecek. Türkiye olarak katıldığımız ilk olimpiyat oyunları ise bundan tam 100 yıl önceydi. Türkiye Olimpiyat Takımı 1924 yılında Paris'te ilk olimpiyat oyunlarına katıldı. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktor Hacı Ahmet Pekel ilk olimpiyat oyunlarımızı ve aldığımız ilk madalyaları anlattı. Dünyanın en büyük uluslararası spor organizasyonu olan olimpiyatlara Türkiye ilk defa bundan tam 100 yıl önce 1924 yılında Paris'te katıldı. Daha öncesi olsa da Türkiye Cumhuriyeti takımı 1924 Paris Olimpiyatları. Tam 100 yıl önce farklı branşlarda katılmışlar. Çok özel bir olimpiyat. O zamanlar kota diye bir şeyimiz yok. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne Türkiye Cumhuriyeti o zamanki kuruluş adıyla yazı yazıyor, bildirimde bulunuyor ve Selim Sırrı Tarcan Olimpiyat Komitesi'nin başında, Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin, Milli Olimpiyat Komitesi'nin kaç kişiyle katılabilirsek o esnada ona göre bir uygunluğumuz bildiriliyor. Ve Ulu Önder Atatürk'ün bizzat konuşmasıyla, yaptığı konuşmayla, Selim Sırrı Tarcan'a verdiği talimatla biz evet bu yarışmada bir hedef beklemiyoruz, bir kürsü hedefimiz yok ancak sporcularımız, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin sporcuları gidip orada tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etsinler. Biz onu istiyoruz diyor ve olimpiyat takımımız 1924 Paris Olimpiyatlarına dahil oluyor. Yabancı antrenörlerle başında. Bu antrenörler daha sonra sadece sporcularımızı değil, aynı zamanda antrenör eğitimi için geleceklerdir. Bunların da başında Alex Abraham geliyor. Alman mini takım antrenörü. Uzun yıllar Türkiye'de kalıyor. Cumhuriyet döneminin ilk antrenörlerinden diyebiliriz. Altını çizerek söylüyorum. Sporculara değil, antrenörlere eğitim vermekle yükümlü oluyor. Türkiye'nin olimpiyat tarihinin ilk madalyasını ise 1936 Berlin'de güreşçi Ahmet Kireççi bronz madalyayla elde etti. İlk altın madalya yine aynı olimpiyatta güreşçi Yaşar Erkan tarafından kazanıldı. 1924 Paris Olimpiyatlarından tam 12 yıl sonra 1936 yılında işte bugünün yansıması olan şey, başarı unsuru. 1936 yılında önce ilk mindere çıkan güreşçimiz Mersinli Ahmet ilk madalyamızı kazandırıyor, bronz madalyayı. Ve akabinden 4 gün sonra Yaşar Naçar o zamanki ismiyle ilk olimpiyat altınımızı kazandırıyor 1936 Berlin Olimpiyatlarında.
Evet, hocamıza bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve şimdi modern pentatlona bakalım. Modern pentatlon milli sporcusu Buğra Ünal, olimpik sıralama listesinde elde ettiği başarıyla Paris Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı kazandı. Buğra Ünal ülkemizi bu spor dalından olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek sporcu oldu. Tarihe adını yazdıran Buğra, Olimpik Ruh programına konuştu. Büyük bir motivasyonla oyunlara hazırlandığını söyledi. Sporcumuzla yaptığımız o röportaj geliyor şimdi. Geçtiğimiz günlerde modern pentatlonda Paris kotası elde ettin ve tarihimizde ilk kez olimpiyatlara giden erkek sporcu oldun. Birçok tebrik mesajı aldın. Neler hissettin bu kotayı alarak? Ya şöyle, çok aslında anlık bir durum yoktu. Çok uzun yıllardır bunun için çalışıyoruz. Yaklaşık bundan önceki olimpiyatı ben bir saniyeyle kaçırdım Tokyo'yu. Bir puan ile kaçırdım. O yıldan beri hep bunun için çalışıyorduk. Yani bu an için, bu şey için. Anlık olarak böyle hislerim çok mutlu, çok sevinçli. Çünkü bu çok uzun bir süreç ve yaklaşık 4 yıldır bunun için çalışıyorsun. Son 2 yıldır bunun için puan topluyorsun. Ha, buralarda olacağımızı biliyorduk ama tabii ki açıklandığında mutluluğumuz, duygumuz, ülkemize yaşattığımız sevinç her zaman içimizde. Peki modern pentatlona baktığımızda 5 disiplin görüyoruz. Oldukça zor bir branş. Nasıl yolun kesişti bu sporla? Benim babam atletti. Önceden koşuyordu. Babamla beraber ama sadece keyfi böyle yani. Hafta sonları koşuları olur. Arada çıkıp babamla jok atmaları olur eğlenmek için. Öyle koşuyordum. Ondan sonra yüzmeyle tanıştım. Zaten temel olarak herkes böyle başlıyor. Biatlon şeklinde en alt dalı. Biatlonla başladım. Ondan sonra biraz branşa yatkın olduğumu fark etti antrenörlerim. Bunun üzerine yönelmeye başladık. Sırasıyla eskrimden sonra atıştan sonra bincilik branşları geliyor. Yaş büyüdükçe kategorilere branşlar da ekleniyor. Bu branşları ekleyip başarılı olduğumu keşfedince devam etmek zorunda kaldık gibi diyebilirim başarılı olduğumuzu görünce. En çok zorlandığın disiplin hangisi? Ya şöyle, zihin olarak en çok zorlandığım disiplin benim yüzme. Çünkü yüzmenin başka bir altyapısı var benim için. Çok geç yaşta başlamış. Yani diğer koşuya göre daha geç başlamıştım yüzmeye. O yüzden altyapısı benim için yüzmeye daha zorluyor. Zihin olarak daha çok zorluyor diyeyim aslında. En çok sevdiğin disiplin? Kombinasyon diyebilirim, koşuyla atış. Çünkü küçük o da temeli aynı aslında. Koşuyla atışa küçük yaşta başlamıştım. O yüzden seviyor olabilirim aslında. Sürekli zihnimdeyim aslında. Sürekli bunu tekrarlıyorum ama sürekli kendimle yarışıyorum. Daha iyisini yapmak için. Daha mesela dereceler hep sabit mesela. Ne yüzüyorsan daha iyisini yüzebilmek için, daha iyisini koşabilmek için. Zihnimde bunu kendimle yarıştığım için benim motivasyonum kendim aslında. Kendimin daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Peki Paris'e gidiyorsun. Hayallerin nasıl? Ne şekilde hedeflerin? Aslında her sporcunun olduğu gibi adım adım. İlk Paris kotasını aldık. Şimdi Paris'te ilk 18 sporcunun arasına girip final koşmak, finalde de madalya yürümek. Ve şimdi atıcılığa uzanalım. Geçtiğimiz günlerde milli atıcı Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca kategorisinde olimpiyat kotası aldı. Bu başarıyla birlikte Türk atıcılığının Paris'teki kota sayısı 7'ye yükseldi. Atıcılık branşı tarihinin en fazla katılımıyla olimpiyatlarda yer alacak. Bu isimlerden biri de İlayda Tarhan. Milli atıcı İlayda Tarhan, Paris'te ülkemizi hem havalı tabanca hem de ateşli silah kategorisinde temsil edecek. Kendisi aynı zamanda dünya şampiyonu. Milli sporcu Macaristan kampı öncesi sorularımızı cevapladı. Bu benim için aslında sürpriz değildi ama sürprizdi de diyebilirim. Şöyle, Macaristan'daki müsabakadan sonra kota yarışmalarından bir tanesiydi Avrupa Şampiyonası. Orada alamadıktan sonra çok üzüldüm ve böyle bir ihtimalin olduğunu, kota alma ihtimalimin olduğunu duydum ama ben netleşene kadar buna inanmak istemedim ve hiç de inanmadım. Bir gün akşam plak atışlarında Safiye Sarıtürk diye bir sporcumuz var. Beni aradı, İlayda tebrik ediyorum dedi. Abla ne için dedim ve dedi ki olimpiyatlara gidiyorsun İlayda, daha ne istiyorsun, ne için tebrik edebilirim falan diye ve ben gerçekten çok şaşırdım. Ben böyle bir branşın olduğunu bilmiyordum bile. Tıpkı şu anda Türk halkında bilmeyen ne kadar çok insan varsa ben de onlardan bir tanesiydim. Çok da bir bilgim yoktu açıkçası. Böyle bir branşın olduğunu dahi bilmiyordum. Benim sadece çocukluk hayallerimden bir tanesi asker olmaktı.
en büyük hayallerimden biriydi. Bayılıyordum üniformalarına, yanlarında silah taşıyabilmelerine. O yüzden bir gün annem aradı ve dedi ki İlayda böyle bir spor buldum, başlamak ister misin? Belki asker olmalı faydası olabilir falan dedi bana ve ben neden olmasın diyerek başladım. Diğer branşlar gibi bir spor olduğunu hala idrak edemeyerek devam ediyordum. Sonrasında çok şükür ki yetenekli çıktım ve çok güzel sonuçlar elde ettim. Tamamen tesadüf oldu yani. Elimde tuttuğum ateşli silahımız spor tabanca olarak geçiyor ve 22 kalibre barutlu mermilerle atış yapıyoruz. Havalı tabancadan 10 metreden biraz daha farklı. Kabzesi yine 10 metre tabancamız gibi elimize özel olarak yaptırdığımız kabzelerden. Müsabaka kabzeleri diyoruz biz bunlara. Normal tabancalardan çok daha farklı. Yine diğer atıcılık branşları gibi önceliğimiz emniyet. Emniyet bayrağımız şu anda içine takılı ve silah güvende. Şarjöre 5 mermi atıyoruz ve bunun serileri 10 metrede 10 atıştan oluşuyor kendi bir seri. Bunun bir serisi 5 atıştan oluşuyor. Poligon dışında şehir içinde keyfi olarak bu silahları taşımamız pek mümkün değil maalesef. Onun için özel izin yazılarına ihtiyaç duyuyoruz. Farklı şehirlerde müsabakalarımız olduğu zaman izin yazılarıyla yanımıza taşıyabiliyoruz. Çünkü bunlar biraz daha havalı tabancaya göre daha tehlikeli ve dışarıda kullanımı yasak. Olimpiyat için de beklentilerim çok yüksek aslında. Çünkü bizim branşımız diğer branşlar gibi performansa bağlı bir spor değil maalesef. Yani tamamen o günkü ruh halinize, mentalinize, ne kadar güçlü olduğunuza bağlı ve ben Türk halkı olarak mental anlamda çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Bir kere Türk halkına, bayrağımıza, vatanımıza bağlılığımızdan kaynaklı o isteğin, arzunun diğer ülkelere göre çok daha yoğun olduğuna inanıyorum. O yüzden güzel sonuçlarla döneceğimizi düşünüyorum. Tabii madalya almak en büyük isteklerimizden bir tanesi. Bu bölümde unutulmaz olimpiyat performanslarıyla beraberiz. Çok uzağa gitmiyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Olimpiyatlarda boks branşında ilk ve tek altın madalyamızı kazanan Buse Naz Sürmeneli'nin final mücadelesini izleyelim. İşte nefesimizi tuttuğumuz o anlar.
Olimpik ruh burada sona eriyor. Olimpiyat gündemine dair yeni haberler ve yeni röportajlarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.